Bugün 24 saat İtalya'da öğrenci oluyoruz. Ne bekliyorsun? Michelin restorana mı gidecek? Kapının arkası arkadaşlar üniversite. Bunu alıyorum. Hem bakayım. Ucuz. Sadece Mert burada. Evet, aksine burs verdiler. Mert şimdi büyük değil ama genelde ne alıyorsun markete geldiğinde? Biliyorsunuz Mert Torino'da okuyor ilk senesi. Ve şöyle oda numarasını göstermeyeyim. Gerçi bir şey olmaz ama. Merto'nun yurt odasını basmaya geliyoruz. Bakalım şaşıracak mı? Sanki ilk defa görüyormuş gibi yap Merto beni. Selamlar. Aa, ablam mı geldi ta Türkiye'den? Anne. İlk olarak böyle bir holu var arkadaşlar. Çok küçük diyordu ama o kadar küçük değil. Tek başına yaşıyor. Önceden bir oda arkadaşı vardı. Oda arkadaşın varken nasıldı Mert? Zorlanıyordun değil mi? İki erkek. Tövbe. Tövbe. Biraz pek dağınık. İyi. Buraları dağınık şu an. Çünkü şey... Bir şey olmaz. Yani daha yeni. Anladın sen. Ne yeni? İşte sen filan geldin ya, doldu poşet. Ben dağıttım, sallama ya anında. Şimdi şöyle bir gardırobu var. Benim Eskişehir'deki yurt odama da benziyor ama benimki bir tık daha iyiydi. Burada kadehi bile var. Ben dün onda C vitamini içtim. Normal bardak yok. Sonra burada işte Mert spora sardı. Bu arada fark ettiniz mi? 26 kilo mu? 26 kilo verdim. İncecik olmuş. Biraz kavga ettik de biraz önce. Neyse tamam, burada bir kahve makinesi var. De'Longhi marka. Nespresso. He, ortaklık. Kaç para burada? Kaçtı? 70 euro muydu? Oha, çok ucuz. 20 euroluk kupon veriyordu. 50 euro. Kahve için aynı. Burada kahveler var işte. Milano kahvesi. Bitti neredeyse hepsi. 3 aylık almıştım ben de. Döneceğim ya. Bu çok güzel kahve. Manzaranı gösterelim. Bu da öylesini almıştım. Tamam. Böyle yatağı bu şekilde zaten küçük. Manzara burada. Manzarası da burası. Torino'nun merkezi değil. Bugün merkezine gideceğiz. Aşağıda bugün pazar var. Mert'in okuluna daha yakın bir yurt. Şöyle nispeten yakın. Bugün 24 saat İtalya'da öğrenci oluyoruz arkadaşlar. Mert burada nereye gidiyor? Okulu nasıl? İşte yurdunu gösterdim size. Mesela bu yurdun fiyatı ne İtalya'da? İstanbul'da bu 550 euro bu oda. Bu oda 550 euroymuş. Bu arada yurt fiyatları biraz yüksek. Mert'e dedim daha güzel bir yurt yok mu? O 750 euroymuş. Şimdilik ilk seneye özel burada kalıyor. Sonra başka Mert'in gittiği kafeler, günlük ne kadar harcıyor? İşte İtalya'da öğrenci olmak nasıl? Eğlence aktiviteleri, gece mesela pub'a gideceğiz. Öğrencilerin takıldığı. O şekilde bir video olacak. Ben de heyecanlıyım. Öğrencilerin takıldığı pub da ben gitmiyorum oralara. Tamam ama olsun. Biz gideceğiz. Görmek için. İyi, Mert gitmiyor öyle yerlere. Ben yaşlı yerlere... Neden? Sen yaşlı mısın? Yo, daha güzel yerler. Seviye yüksek. Yani burada 50-60 yaş. Banyonu göstereyim mi? Gerek yok. Banyo işte. Banyo. İşte banyo. O kesin dağınıktır. Şimdi. Boş verin. Şimdi mutfağa gideceğiz. Dağınık değil mi? Çok değil. Hı. Çok nadir giderim okul günü olduğu zaman. Kahvaltı mı? Aynen. Mert'in odası hemen şurası ve her katta bir tane mutfak var. Şu an mutfakta temizlik var bu arada. O yüzden birazdan girelim. Hem temiz temiz. Başka yurtta böyle eğlence alanı ya da oturma alanı ikinci katta vardı sanki. Orta falan vardı. Ama öyle çok güzel değil. Ben gitmiyorum. Çok Türk var değil mi bir de? %80'i Türk yurdu. Bize buzdolabı turu, buzdolabında olan şeyleri göster Mert hocam. Burası mutfak, mikrodalga, tava, her şey var ama herkesin kendi özel eşyası. Bu benim dolabım, dağınık biraz. Burası hepsi senin mi? Bir şeyler dökülmüş. Bunun hepsi benim. Aa, çok iyi, bu aşağıdakiler de senin. Bunlar tavan benim işte bu. Çok dağınık. Ketçap. 6 ay önce. Tamam, gerek yok buna. Burası bir dolap. Normalde burası buraya bağlayıp da kırmışlar. Hangi taraf senin? Benim kahvaltım işte bu. Bu. Protein yoğurt. Bu arada 26 kilo verdiği için çok sağlıklı. Yani sağlıklı da değil sağlıklı bence. Çok az besleniyor. Besleniyor. Bazen iki tane yiyorum. Protein tozuyla karıştırıyorum. Kola Ziron var. Kola Ziron var. Bu ne? Sağlıklı. Kemal Kükrer. İtalyaları mı taşıdın? Ne o? Kemal Kükrer yazıyor. Ha şu mu? Annem koymuş salça diye. At onu bozulmuş. Bozuldu zaten. Ben de yiyeceğim yoğurt. Sen de yiyeceksin yoğurt. Böyle. Şimdi yoğurt. Mert'in her gün yediği protein yoğurdu tadacağız. Olayı toplusun diye, çünkü şişirsin diye. Arkadaşlar burası çok pis. Ve ben iyi kokmuyor. Odada mı yesek? Olur. Odada yiyelim. Ya ben yapmıyorum ki yani. Ortak alan olması kötü. Ortak olması kötü. Kendi mutfağım olsa. Böyle kendi odanı da çek şimdi. İçerim de benim. Çekmeyeceğim valla. Odada yiyeceğiz. Kapı açılıyor. Da. Hayır. Ya tamam.
Mert'in yurdunun önünde böyle pazar kuruluyormuş. Bugün daha çok böyle kıyafet pazarı, bazen işte meyve sebze pazarı da oluyormuş. Anneannem bu elbiseleri çok sever, tam anneannemlik. Böyle çoraplar 1 euro, boxer'lar 2 euro. Aynı bizdeki pazarlar gibi. Otobüse bineceğiz değil mi? Tramvayla gittiğin oluyor mu? Yok abla, yok. O köye çıkıyorum. Burada böyle balıklar falan da var. Aa, meyve pazarı da var. Mert okula her gün otobüsle gidiyor. Mert 160 euro muydu senelik? Aynı şey, 58 euro ödedim. Sonra okul geri verdi. 126 mı ne geri verdi? İşte 30 euro. 30 yani euro. Senelik 30 euro ödemiş ve işte ulaşım kartı sınırsız. Sadece Torino'da kullanabileceğin değil mi? Aynen. Öyle bir kart vermişler, öğrenci kartı. Ben ise otobüs bileti aldım. Bu da 1.70 euroydu galiba. Kontrol olmuyor genelde ama. Bu arada 11 euroya araba kiralayabiliyorsunuz günlük. Otobüs geldi. Ben kartı ne yaptım ki? Cebindedir. Yok. Sana verdim abla. Aman her şeyi kaybediyorsun ya. Mert'in okuluna geldik arkadaşlar. Yeşillikler içinde, merkezden biraz dışarıda. Aynı bizim Uludağ Üniversitesi'nin hastanesine benziyor. Kafe. Bu Mert'in kafesi. Burada ne yapıyorsun? Buraya ilk geldiğimde genelde oturup kahve içiyordum. Bazen sandviç yiyordum. Pizza kebapçı. Pizzacı. He, pizza kebapçı burada. Ha, 4,5 euro öğrencilere burada. Mesela burası ucuz bir yer. Hmm, 4,5 euroluk pizza kebap. Bunu deneyeceğiz zaten biz bu videoda. Aa, güzel ya, beğendim. Adı ne buranın? San Luigi mi? San Luigi Gonzalo. San Luigi Gonzalo. Gonzalo. Gonzago. San Luigi diyoruz biz buraya. Mantar da var. Mantar bitmiş. Bakın. Bu mantar değil mi? Mantar. Aa, çok ilginç geldi. Şimdi, ya 100 kişilik amfi falan. 100 kişilik öyle amfi. Çok büyük üniversite amfisi bekleme. Takipçilerimden burada okumak isteyen olursa Torino'da. Tıp okumak istemiyorlar diyelim. Mühendislik fakülteleri falan nerede ya da işte işletme o tarz şeyler. Onlar merkezi daha yakın. Konum hepsi olarak aynı güzeller. Mı? Yerde. Ya iki tane üniversite var. Biri benim üniversite. University of Torino işte. Normal devlet üniversitesi. Bir de teknik üniversite var. Politeknik. İstanbul Üniversitesi ile İTÜ gibi düşün. He, anladım. Mühendisler merkeze çok yakında. Kroçet'te. Tarafında. Bizi atmışlar başka buraya. İtalyanca evet. Tıp çok güzel yerde, merkezin dibinde. He, ama bam. İtalyanca, Mert'in İngilizce eğitimi. Mert buraya nasıl geldi ondan da bahsedeceğim. Şey değil, ücret ödemedik yani, özel okul değil burası, devlet okulu. Sadece Mert burada. Evet, aksine burs verdiler ve bayağı, şimdi euro olunca ne kadar euroydu Mert burs? 6900 erkeklere, kızlara da 7200. Niye kızlara daha çok? 7200 euro kızlara. Orayı sen düşün artık. İyi iyi, burada hep kızlara daha çok bu arada. Kızlara bir şeyler daha ucuz. Mert'in 6 senesi burada geçecek inşallah. Üniversite. Yemekhanede. Ama yeşillikler içinde kampüs benim hoşuma gitti. Baksana ne güzel Mert. Böyle oturma yerleri falan. Daha hiç çıkmadım. Hiç çıkmadın mı? Çıkmadı kimse. Bu arada burası da Anadolu Üniversitesi'nin bahçesini andırdı bana. Bizimki de böyleydi. Şimdi şu kapının arkası arkadaşlar üniversiteymiş. Psikiyatri. Benim şuraya gitmem lazım. Ben bir gideyim. Kendimi anlatmaya çalışayım. Yemekhane buradaymış. 40 cent ile 50 cent. Bunlar Davaz'da galiba, diğerleri 40 cent. Ya kardeşimle gurur duyuyorum bu arada şu anda. Hem böyle bir bölüm okuduğu için hem de çok güzel, baksanıza. Mert diyor ki sınıfta en... Aloşita diyor bak. Sınıfta en genç de Mert'miş yani. En çok genelde insanlar böyle bir sene kafa tazeli veriyormuş ya da işte daha sonradan tıp okumak istiyormuş. Zaman kim Mert, bize anlatır mısın dedelerine? İnsan merak eder ya, bak Torino diyor. Bak düşünüyor, amcam yazık. Nasıl mezun olacağım ben bu? Gerçi olmuştur. Bu mezun yaşlı çünkü. Eskiler işte. Hadi bakalım Mert'in. Hepsine asıl kampüs diyorsun. Buradan.
sınıflara gideceğiz. Aa tamam okul. Tamam işte burası hastaneye benzemiyor. Anlaşılmıyor hiç. İngilizceleri mi? Aynen sıfır. Hele bir tane var. Biyokimya metabolizma hocası. O sıfır. Sözlüğe kalırsan yandın. Yemekhanede fiyatlar nasıl? Bu 2.20 galiba 2.5 mu? En son ben çok oldu. 2.5 euro yaklaşık. 2.5 sonra bir indirime girdi o risotto. Anladım. 2.20. Makarnaları güzel. Yemekler kötü yani. Çok iyi değil. Makarnası güzel, tavukları güzel. Pilavı çok kötü. Patates kızartması güzel, patates püresi de normal. Havalı üniversitesinde 1 TL'ydi yemekler. Ege'de okurken 2,5-3 lira falandı. Şu an güncel ne kadar oldu? Bence Mert şu an güncel 15 TL. Sence? 20 olsun hadi maks. 20 mi? Bakalım hangimiz daha ucuz ya, 1 euro. Bak burada 50 lira. Espresso. 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 Şaka yapıyorum. Espresso olduğunu biliyorum. Öğren, tabii öğren ki. De gel. Bu arada espressoyu İtalyanlar bulmuş arkadaşlar değil mi? Öyle biliyorum ben. Ben de öyle biliyorum. Yanlış. Hatta bu Bialetti mi ne öyle bir şey var ya yapılıyor. Mokapot. Onlar bulmuş öyle işte. Bu mağazası var espressoyu, direkt. Espressoyu bulmuşlar. Dün Ayhan Sicimoğlu'nun çok önerdiği. Ben niye böyle konuşmaya başladım? Hadi Ayhan Sicimoğlu taklidi yap. Ya yeter sıkma. Hadi sıkmadı. Espressoyu burada için arkadaşlar. Ama oraya gitmemiz lazım. İyi gidince o zaman. Birazdan yapacak. Yapacağım. Hastanenin önünde ne diyeceğim? Birazdan yapacağım. Cafe San Carlo. Tamam. Cafe San Carlo'da espresso içeceğiz. Manyak güzel. Ablam içmedi. Amerikan çok içti. Çok güzeldi Amerikanosu. Espressosu böyle çikolatalı gibi ama acı değil. Ama Amerikan da espressodan yapılıyor. Şunu su ekledim ya sadece. Tamam işte ama tadını köreltiyor ya. O zaman yorum yapın. Siz burada okumak ister miydiniz? Yoksa size çok mu sıkıcı geldi? Ben burada okumak... Ya gelmeden bilemez kimse. Evet. Ben, ay parfüm çok güzel kokuyor. Torino'nun merkezinde benim okumak, mi? Evet geldi kokusu. Çok güzel kokuyor. Torino'nun merkezinde okumak isterdim. Ya burada da okurum, sıkıntı yok. Ne olacak ya? Arkadaşların olduktan sonra. Yani. Mert senin hiç arkadaşın yok mu? Böyle hep yalnız mısın şöyle? Tek. Ya arkadaşlar seneye şu Torino'da tıp okuyun. Takipçilerim gelin. Kardeşim burada yalnız, canım çok sıkılıyor. Bir arkadaşlık edinin. Baksınlar. Kızım niye baksınlar? Arkadaş olsunlar. Mental sağlık. Orada orası değil. Her yere giriyorlar. Cappuccino mu istiyorsun? Cappuccino, evet. Mert ablasına şimdi cappuccino ısmarlayacak. Bu arada böyle şeyler de var. Hello. Mert, şu ev kekinden söyleyebilir misin? Çok canım çekti. Neden? İtalyanca sipariş verim. Onu İtalyanca söyleyemiyor musun? Söyleyebildiğin kadar mı? İyi tamam hadi. Anlaşılma. Cappuccino'larımız geliyor. Mert'e şöyle küçük bir araba alalım diyoruz. Çünkü otobüste 40 dakika işte 30 dakika falan sürüyor. Arabayla 15 dakikaymış. Merkeze gitmese daha iyi oluyor. Ve her yerde böyle İtalya'da minik minik arabalar var. Fiyatları da uygun. Şimdi biz yine otobüs bekleyeceğiz. Tabii ki ilk seneden araba rahatlığı olmasın. Bir öğrencilik hayatını yaşasın. Mert, o bir günde ne kadar harcıyor ortalama hesaplayacağız. Kaç para ödedin kahveye? 3 euro. 3 euro dedim. Ben tek başına 1,5 euro. Olsun. Bekle. Olsun yine şey yapalım. Tamam. 1,5 euro kahve. 1,5 euro kahve. Mert, okulda yoruldun, karnın acıktı, paran çok yok. Ben çok yapmıyorum bunu ama genelde öğrenciler... Diyete girmeden önce. Ben de yiyordum zamanında. Şimdi öyle zayıfladığı için. Ama bayıltıyor çok fena. Nasıl bayıltıyor? Ağır geliyor çok insan. Böyle bir yere giriyoruz. Sonra uyutuyorum. Merhaba. Soğan olmasın. Lahana, işte o mor şeyden. Lahana da olmasın. Mert'e çok hijyenik durmuyor ya. Ne bekliyorsun? Michelin restorana mı gittin? Sokak lezzeti gibi. Aa! Sakarlığımı yaptım. Ay. Menü olduğu için patates kızartması da geldi. Yiyelim o zaman. Bol bol böyle banıyoruz. Yandığım çok sıcak. Vallahi çok heyecanlıyım. Bildiğiniz pizza ve pizza hamuru. Üzerinde böyle tavuk döner galiba var. Et mi tavuk mu? Tavuk indi karışık galiba. Tavuk indi karışık ve böyle patates sos gerçekten güzel gözüküyor. Hemen deneyelim. Hamuru da ince. İşte İtalya'da döner, ay şey pizza böyle oluyor, Türk pizzası. Türk döneri böyle oluyor. Çok mu iyi? Al da nasıl yiyeceğim? Çok heyecanlı. Alttan destekle. Tamam. At ağzına.
bayağı iyi. Karnımız tok, sırtımız pek, uykumuz geldi. Ben dedim sana. Bir hamağa yatsam, uyusam mahvetti midemi. Bana dedi ki ağır geldi. Hep böyle oluyor. Öf, yedi, uçacağım. Bir daha ben hayatta yemem bundan dedi. İlk yerken sana. Güzeldi. Sonra tekrar canı istiyorsan. Mert diyor Türkiye'de canını çekecek. Ama Türkiye'de de çok güzel dönerler var, çekmez. Dürüm döner severim. Bunun tadı döner gibi de bir farkı değişik. Bu. Yemeğimizi de yedik. Şimdi nereye Merto? Okul sonrası ne yapıyorsun? Merkeze gideceğiz. Bu arada kredi kartımı Mert'e verdim. Şey oluyor, böyle hesap geliyor ya, erkek olarak ödemek istiyor. Bir baktım sürekli Mert ödüyor. Şaşırdım, sonra dedi ki abla hadi kartını versene, ben utanıyorum. Rahat edemiyorum. Cüzdanım şu an Mert. Hazır günlük de vardı galiba. Günlük almana gerek yok ya, bir daha binmeyeceğiz. Normal al. Yok yok, normal al. Yetişeceğim, tut. Tutabilirsin. Tut. Tutuluyor, tutuluyor. Koş. Heh. Çok şeker. Evet. Bak bu çok tatlı. Burası en eski eczanelerden biriymiş ve içerisi çok güzel. Bakın tarihi eser gibi. Çok tatlı bir eczane. Şu an müzenin önünde de sıra var. Burası Mısır Müzesi'ymiş. Daha Mısır Müzesi'ne ben yeni girdim. Mısır'dan sonra ikinci en büyük. Ben geçen ay öksürüyorum, gezmiştim Mısır Müzesi'ne. Şimdi Mert'in dediği dondurmacıya geldik. İlk çubuklu dondurmanın bulunduğu yere. Böyle tarihi bir mekan burası da. Ya böyle paketli mi alacağız? Evet. Ben de şey sandım Mert. Hangisi klasiği? Benim kutusu buydu. Aynen bu. Tamam. Bir tane alalım. Bir tane alalım, tadına bakalım. Arkada herkes bu dondurmadan yiyor. Evet. Kutusu çok şık. Bu dondurma marketlerde satılıyormuş bu arada. Şöyle Max gibi. Çok sert. Donmuştur da onu. Beğendin mi? Yani güzel de. Bana taktı abla. Okul süsü genelde burada bu kaputuna bir su içiyorum. Zaten biliyorlar. Mert tanıyorlar yani. Artık. Burası şey bir kafe. Çok pahalıya da çıkabilirsin. Mesela dün biz 40 euro ödedik ama kasaya gittiğinde Mert kadın 3 euro de mi demiş. Yani hep 3 euro ödüyor ya Mert. Mert'i tanıyor alışkanlıktan. Ama güzel, hoş bir kafe. Böyle meydanı da çok güzel. Şimdi Mert'in klasiklerinden biri. Her gün neredeyse geliyormuş. Storylerimde var zaten. Hep aynen storylerinde. Tek başına geliyor yavrum, yazık. Oturacağız. Evet. Mert o kahvesini içti, suyunu içti 3 euroya. Gerçekten bu mekan çok güzel. Hafta içi tabii daha da boş oluyordur. Ama kardeşim yazık yalnız geliyor. Şimdi birazcık Torino'yu gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Yani aslında Mert 24 saatte öğrenci olarak, normalde ben de yapmıyorum evde bu arada. Her günümüz normal geçiyor, bazen full evde geçiyor. Ama işte spora gidiyor, buraya geliyor falan derken, yurtta yemek yapıyor, okula gidiyor derken zaten gün bitmiş oluyor. Dışarıda yemek yemiyorum son 4 ay. Mert'i her aradığımda bu mağazada oluyor. Bu mağazada böyle lüks markalar da var. Yani her şey var, Beymen gibi düşünün. Geçen mesela %50 indirim vardı böyle lüks markalarda. Hatta bana bir tane tişört aldı kendiyle birlikte. Şimdi Mert'e mayo bakacağız. Portofino'ya gideceğimiz için. Bunlar ne kadar güzel karette karettalı. Şimdi Mert gidecek, en düz, en klasik şeyi bulacak. Mert bak bu. Tam Portofino'luk. Yok be abla. Çok tatlı. Kaktüs var bak, lila. Ha. Çok tatlı. Sen zaten denize girmiyorsun, almaya gerek yok bence. Bunlar ne, Ralph Lauren mi? Sen onu beğendin bir. Bunu Mert çok beğendi ama 109 euroymuş bu. Bu da güzelmiş aslında. Ben de Tommy beğendim. Mert ben bunu beğendim. Bak gerçekten güzel. Mert bunlardan al. Önce fiyatına bakıyorum, sonra Mert bunlardan al. Mert o. Şu nasıl? Lila renk. Lila güzel işte. Ben erkeklere lilayı çok yakıştırıyorum. Ve rengi. Hiç beğenmedim.
şey de vardır arkada. Small oluyor abla. İyi tamam small ol o zaman. Şeyde... Vallahi kilo alırsam bir daha gel. Hadi bakalım Mert şov. Evet. Dur bir gözlüksüz bakayım. Bir uç karşıma geçsene Mert o. Ya ayaklarım şey. Bir şey olmaz. Sen çek karşına. Çok kısa değil ya. İyi. Evet. Zayıfsın zaten. Medium mu alacaksın small mu? Small daha iyi ya. Çünkü beli iyi oldu. Sıkabilirim yani. Bak. Bence de iyi. Şansımıza hava güzelleşti. Mert Hoy'la bayağı turnada yürüdük. Bugün 15 bin 20 bin adım atmışızdır. Ama mekanlar kapalıydı kışın falan. Mert'le çok güzel yerler keşfettik. Yani önceden gelmiş ama kışın güzel değilmiş. Şu anda gerçekten çok keyifli duruyor her yer. Böyle nehrin kenarı. Karşıdaki restoran çok güzel. Evet. Beğendik burayı. Arkada da çok güzel yerler vardı. Başka bir günden günaydın. Şimdi bir öğrenci olarak İtalyan marketindeyiz. Ben Mert alışverişini ne alıyor, ne kadar alıyor onu göstereceğim size. Mert şimdi büyük değil ama genelde ne alıyorsun markete geldiğinde? Tavuk. Götür. Bakalım. Şimdi Mert yine sağlıklı beslendiği için çok fazla almıyor. Abur cubur. Tamam sen almıyorsun. Orada işin yok. Bu ne? Dana eti mi? Dana eti. Güzel gözüküyor. Pahalı biraz. Pastırma gibi. Ne kadar? 2.79 euro. Yani. Pahalı dediğin de yine iyi yani. Ama şey çok az. 50 gram. Burada 90 cent'e makarnalar var. İtalyan makarnaları. Bir de bazen böyle kampanyalar oluyormuş. Bir yalana bir bedava gibi. Bazen şu köfteler. Burada hamburger köftesi var mesela. Yine dana. 1.9 euro. Bayağı kalın gözüküyor. Kıyma ama tadı çok çirkin. Kıyma tadı güzel değilmiş. Bunlar da iyi değil. Beğenmiyorsun. 15 euro büyük. Bakayım. Ha soslu hem de kekikli falan. 2.95 euro. Küçük küçük. Onlar kemiksiz mi? Kemikli. Şey gibi kanat gibi. Mesela tuvalet kağıdı 2.19 euroymuş. Tuvalet kağıdı veriyorlar değil mi? Burada böyle donmuş ürünler var. Yine öğrenci dostu. Şey balık 2.79. Çok nadir. Arada. Buradan o karides oluyordu uygun. Karides. Başka başka bir fıstık ezmesi falan mesela kahvaltılık. Yani 6 önce bir tane aldım daha yarısı bitmedi. O da herhalde 2 euro falandır. Son olarak ya bu ne oluyor 20 cent'e ya da 49 cent'e pellegrinolar var onu. Bu arada pellegrinolar Türkiye'de çok pahalı. Ben de alıyorum ama artık almıyorum. Getir'de çok pahalaştı. Kolalardan alıyorum bazen. Hala var evde gördüğünüz küçük gibi. Kolalar evet. Biz de aldık bunlardan duruyor. Ya, iki tanesini içtim ben seni. 3.5 euro. Evet. Şimdi ben öğrenci olsam neler alırdım? Bir mesela yulaf sütü alırdım. Bakalım yulaf sütünün fiyatı ne kadarmış? Evet. Beğendiğim yulaf ezmesi var mı? Mesela soya sütü 1.79. Şey, Alpirolar 3. Şey alıyorum, badem sütü alıyorum bazen. Bu da farklıymış bakın. 2.69. Normal sütler... 1.75'e var, 2 euroya var, 1.59'a var. İyi bence. Şunları çok seviyorum bu arada. Tatları aşırı lezzetli. Bir iki peynir olmazsa olmaz. Peynirlere de bakalım. Burada feta peynirleri var. Philadelphia'lar mesela. Bunlar zamlanmış. Biraz zamlanmış. Mert öyle söylüyor. Daha uygun kaldı. Ben makrodan yine bunları alıyordum ama yine çok pahalı ya bizde maalesef. Proteinli pankekler. Çevirsek bile şey oluyor. Proteinli pankek. Güzel gözüküyor. Bazen bir yoğurtlar var. Şunlar da baksana kek şeyleri karışımları. Mükemmel karamelli. 2 euro karamelli yoğurt. Tatmak istedim şu an. Feta peyniri var. 4.89. Biraz pahalıymış. Burada en ucuz mozzarellalar 1.25 euro. Şöyle top mozzarellalar. Çok da lezzetli oluyor. Bir sandviç yapmak için şunlardan aldık mesela. 2.29 euro. Yani bu şekilde fiyatlar hep 1-2-3 euro arası değişiyor. Aa, ben bunları çok severim. Kabak çiçeği biliyorsunuz. Ayvalık'ta da meşhur. Bunların dolması aşırı lezzetli oluyor. Bu arada şu anda karnım çok aç. Böyle çeyrek karpuz ne kadarmış? 5 euro yaklaşık. Şöyle benim çok sevdiğim yaban mersinleri. Oğuzudu. İkisi de 2.5 euro.
Burada taze makarnalar var. İtalya'nın en sevdiğim yanı. Çeşit çeşit taze makarna bulabilirsiniz. Burada pesto sosları. Ay çok güzel. Mert, senin yanında benim 2 ay kalıp böyle, ama ev olsun, mutfak olsun. Ben şu makarnalardan kendim yapayım kendi isteğime göre. Bakın gnocchi. Gnocchi diye okunuyor değil mi? Gnocchi. Gnocchi. Patatesli olanlar. Şurada bizim mantıya benzer ravioli herhalde. Çeşit çeşit peynirler. 4 euroymuş mesela bu peynir. Şu peynirler çok lezzetli oluyor. Bunu yapmış Saint Pellegrino. Mert, moralim çok bozuk şu an. Gerçekten moralim çok çok bozuldu. Yani şu an 25 ile çarpsam bile bizim marketlerden çoğu şey daha uyguna geliyor. Ve şimdi şey diyecekler, ülkeden gidersen git bize ne diyecekler de insanın hani, yani böyle bir yerde yaşamak istiyorum. Her şeyin birim fiyat olarak 1, 2, hadi bilemedim 5, 6, 10 olsun ya. Gerçekten bir markete gittiğimde Türkiye'de 1000 lira, 1500 lira ödemekten çok 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 yoruldum. Ve artık gitmiyorum. Yani en büyük zevkim market gezmekte, artık sevmiyorum. Ben çok şükür alabiliyorum. Sıkıntı yok ama hani bir şeye o kadar para verince insanın, bilmiyorum, anladınız siz beni. Anlayanlar bence vardır. Anladın mı Mert o? Anladım ama burası da pahalı. Türkiye'de hissedeceksin ama şimdi. Ya onu bilmiyorum hiç. Türkiye'de ne oldu bilmiyorum ben, 6 ay. Burada aldığım, evet Mert 6 ay sonra gelince şok olacak. Bu bizim sevdiğimiz bak, ekmekler. Bak ben şu ekmekten yok. Aldım ben. Bu ekmekler çok lezzetli. Bir de tanesi her şey 62 lezzetli. Tanesi 62 kalori bunun. 62 kalori. Ben şunlar Mert çok seviyorum, hatırladın mı? Acaba alıp da bize koyabilir miyim? Abi onun da bu şey Amerikan'ın da var bak böyle. Ama bunlar normal o tiramisu'nun ekmeği. Hayır, iç, ben iç ekmek. İç ekmek istiyorum işte. Hani yedik ya bir yerde öyle sanırım. Aslı bunlar onlar. Çok lezzetliydi. Hazır doğranmış ya. Çeşit aldım, çeşit var. Mert ot sevmiyor. O kadar çeşit değil bu arada. Daha çeşitli olan marketler de var. Burası evet, bayağı küçük bir market. Burası bir de pahalı bir market. Daha ucuz market. Daha mı ucuz normalde? Mesela protein bar. Burada 2,5 lira. Diğer markette 1,60. Şimdi biz ne alacağız ablacığım? Bir tane protein bar alıp bölüşelim mi? Aa, kapsüller. Starbucks kapsüllerini ben hep yurt dışından alıyorum bu arada. Starbucks'ta 200-250 lira. 3 euroya aldım bunları. Kampanyadaydı. Burada aynen 3 euro. Şu an 5,5 olmuş ama. Yok, 4 euro. 4 mü? Şu an 4 euro ama yine daha uygun. Bir de burada Kinder'in envai çeşidi var. Aa, bunu hiç yemedim. Canım çekti. Şöyle fındıklı alayım. Güzel duruyor. Gitmeden yiyeyim. Dönüşte diyet yaparız. Slint'in de var. Böyle bunu alalım. O zaman hadi gel gidelim, sonra hemen gelelim. Kruvasanı istiyorum. Valizimize koyalım. Kruvasan istiyorum çünkü çok açım. Bir de bir tane meyve suyu isterim. Olur, birini sen yersin. Ananas da 1,98 ve muzlar da 1,89. Muzu aldım ben geçen. Bayağı lezzetliydi. Biraz biraları da göstereyim. Heineken'ler 1,5. Şu 1 euro büyük boy. Küçükleri var mı bilmiyorum. Alkol fiyatları da bu şekilde. Şöyle siz bakın, yorumlayın. Hepsi. Bu gerçi bira da. Bunlar şey işte. Bizim şeyler. Fark ettik ki Mert öyle kapanış çekmemişiz. Evet. Mert biraz bağırarak konuş ablacığım. Tamam. Başladık mı? Evet. İyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Benim öğrenci hayatım böyleydi. Sade bir hayat. Sorularınız varsa? Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Onunla beraber ablamla birlikte cevaplarız. Canım, ablama abone olun. Ablama da abone olun. Like bırakın. Yorum yapın. Bildirim açın. Instagram'dan seni takip edebilirler. Instagram'dan ikimizi de takip etsin. Sağ olun Mert de bu arada, hani Instagram'da da paylaşıyor öğrencilik hayatını. Oradan da bakabilirsiniz. Bu sıra buradayım ama evet. Dönecek. Devam edeceğim yani, devam. Görüşürüz. Görüşmek üzere.